Şimdi salgın döneminde siz de etrafınızda sıklıkla rastlamışsınızdır. Doğa içinde yaşama ilgi arttı. Özellikle şehrin çıkış noktalarında yakın olan ilçelerde arsalara, tarlalara talep bir hayli fazla. Tabii dolandırıcılar da bu noktada boş durmuyor. Tekirdağ'da tarım arazisi statüsündeki alanlar pek çok kişiye imarlı gibi gösterilerek satıldı. Şikayetler yoğunlaşınca Süleymanpaşa Belediyesi çözümü uyarıcı tabelalar asarak buldu. Salgınla birlikte kent yaşamından uzaklaşıp doğayla iç içe yaşamayı seçenlerin sayısı arttı. Bu değişim sürecinde İstanbulluların tercihlerinden biri kırsal alanda arazi fiyatları çok da uygun olan Tekirdağ. Bölgedeki emlak fırsatçıları bunu fırsat bildi. İmara açılmamış bölgelerdeki araziler parsel gibi gösterilerek yüksek fiyatla satışa çıkarıldı. Burada altını çizerek söylüyorum, İstanbul'dan gelen bölgemizin tanımadığı kişiler tarafından resmi parselasyonmuş gibi gösterip vatandaşlarımıza hisseli satışlar yapılmaktadır. Hem şikayetler arttı hem de yerel yönetimlerin kaygısı. Bu soruna etkili olabilecek bir çözüm getirildi. Koronavirüs salgını süresince vatandaşların sakin, huzurlu ve kırsal mahalleleri tercih etmesini fırsat bilen emlak simsarları Tekirdağ Süleymanpaşa'da da çok sayıda vatandaşı mağdur etti. Bu yüzden de Süleymanpaşa Belediyesi şehrin çeşitli yerlerine uyarıcı tabelalar astı. Özellikle şehir dışında yaşayan vatandaşlarımızı çok ciddi anlamda mağdur edecekti. O yüzden biz uyarı tabelaları koyduk giriş çıkışlarımıza. Yatırımcıların belediyeden bilgi edinmeden arazi almaması tavsiye ediliyor.